Merhaba Eşit amca, nasılsın, iyi misin? Sağ ol var, nasılsın? Sen iyisin. Vallahi muhtarlığın hayırlı olsun. Teşekkür ederim size. Hadi gözün aydın, Allah şimdi tamamını erdirsin. Şimdi evleri gezdirin, bir ihtiyacınız bir eksiniz. Sizin desteklerden dolayı çok teşekkür ederim Haydar amca. Sağ Allah ol, razı olsun, arkamda durdunuz. Aday oldum bu sene, tabii ki zorluklar da yaşadım. Kadın olduğum için çok yıprandım. Zor bir süreç geçirdim. Ama oldu yani, kazandık. Arkamdaki insanların desteğiyle. İki tane seçmenimiz var. 30 tane de hanemiz var. Sağ olsunlar, hepsi beni desteklediler. Kazandık. Güzel oldu. Yani zorluklar da oldu tabii ki. Başta tabii tepki aldım. İstemediler. İşte kadınsın, sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin? Erkeğin yapamadığı işi sen mi yapacaksın? Ben aynı zamanda çiftçilikle uğraşıyorum, hayvancılık yapıyorum. Bence bu hayvancılık işi de çok zor bir meslek, ağır bir iş. Onu yapabiliyorsam bence bu muhtarlık işini hala ile yapabilirim. Kendime güvendim, inandım, denedim, başardım yani. Şöyle olmaz, batamı dün aldım. Artık göreve başladım. Çaldere köy muhtarı oldum. Çok güzel bir duygu. Kapı gezdim. Yaşlılarla dertleştik, konuştuk. Onların sorunlarını dinledim. Ne istiyorlar, talepleri nelerdir? Benden beklentileri nelerdir? Hepsini dinledim. Yani o şekilde yol alacağıma inanıyorum. Hani onların önderliğinde zaten büyüklerimi de böyle danışarak, onların da fikirlerini alarak da çok güzel şeyler yapacağıma inanıyorum. Mezranın yolunu, yol yapılmasını istiyorum. Başka? Bir de taze evi var. Taze evi. Ben 35 oy aldım. 25 oy fark attım. Karşı adayım 11 oy aldı. Karşı adayım benim okul arkadaşımdı. Aynı okulda kaç yıl okuduk? 3-4 yıl boyunca beraber okuduk. Sınıf arkadaşımdı. Şu anda da güzel, aramızda bir kırgınlık yok. Kesinlikle. Her şey güzel şekilde sonuçlandı. Ben mühürü Engin Koçlar aldım. Güzel bir süreç geçirdik. Hiç kimse birbirini kırmadı. Gayet normal bir şekilde sonuçlandı. Güzel oldu. Hepsi arkamda durdu. Beni desteklediler gerçekten. Hepsine de çok çok teşekkür ediyorum buradan. Sağ ol Bahram. Ne yapıyorsun? İyisin. Valla dinmez vatanım. Sana da hayırlı. Ama kadın olduğum için biraz yıprandım. İşte sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin? 8 ay boyunca çalıştım. Kapı kapı gezdim. Hepsinin görüşlerini aldım. Düşüncelerini, benden isteklerini. Hepsini dile getirdiler. Ben de bu şekilde aday oldum yani. Pes etmedim. Ben yol için girdim, işte su için, taze evi olsun. İçme sularımız gerçekten çok kötü durumda. Hiçbir şekilde yani yıllar öncesine dayanıyor. O yüzden yenilenmesini istiyorum ya. En önceliğimiz yol, köyde yaşlılar var. Zaten 7-80 şu an burada yaşlılar var. Hepsi çok böyle zor şartlarda hastaneye götürüp getiriyoruz. Sıkıntılı. Yardım istiyorum o yüzden yetkililerden. Benim için yani bu süreçte yanımda olmalarını istiyorum. Desteklerini bekliyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Bana verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben şimdi eve geziyorum. Kimin ihtiyacı varsa, ne isteği varsa benden onları not alıyorum. Senin ne isteğin var? Bahar'ın muhtar oluşunu çok destekliyorum yani, her zaman olduğu gibi. O benim kızım gibi. Gurur duyuyoruz onun muhtar olmasında. Beklentilerimizi zaten daha önce de dile getirmiştik ama yani yol, su, taziye evi, onun gibi şeyler bekliyoruz onda. Kadınlar da muhtar olabiliyormuş demek ki. Bak, herkes kadınları yadırgıyordu, olmazlar diye, ama ne güzel, bizim köyümüze bir muhtar çıktı. Çok güzel bir şey.